Böyle bırakıp giderim düşeriz. Baksana bir şey diyor. Bakalım şimdi kim sana yardım edecek? Faşist Dursun, bir yiyeceğin var mı? Sonra da atarız camdan köpeği. Anası dursun demiş, durmaz. Gider ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere, ölmedikçe son kuzu. Dursun adı. Dursun adı. O gitti. Dursun adı. Dillerde türkü olsun, yürekte vursun adı. Kuzular koç olacak. Toy, düğün, göç olacak. Bu yılki kuzuların adları öç olacak. Kadriye bacadan Allah razı olsun. Bu görüntüleri getirdi. Vicdansızlar. Allahsızlara bak. Ciğerleri hava basıp patlatmışlar. Vücudunu da sigara söndürmüşler. Ulan arkadaş ne istersin taşradan Ankara'ya okumaya gelmiş bir halk çocuğundan. Şuna bak nasıl da masum yüzü var. Sözde halk için devrim yapacaktır ha. Bu nasıl bir öldürme? Öldürmenin ötesinde bir şey. O kadar işkence yapıp üçüncü kattan aşağı atmışlar. Abi, lafla teselli bulmayalım. Bak bunların hepsi dışarıda şimdi. Yaptıkları yanlarına kar kaldı. Kanını yerde koymak yakışmaz bize İhsan Başkan. Alalım öcümüzü. Bak bunların katli vacip. Celal, Murat. Siz araştırın bakalım bu adamları. Mahkeme kayıtlarına, tutanaklarına bakın. Bulun şunları. Siz de dergiyi ihmal etmeyin bu ara. Geçen Seyfettin'le Atilla İlhan'a gittik sohbet etmeye. Bahsetti mi Seyfettin? Yok. Ne konuştunuz? Yerli bir sosyalizm İslam'la, kendi inancıyla ve milletiyle barışık olsa... ...kimsenin buna itirazı olmayacağını ifade ettik. Zaten Seyfo sık sık gidiyormuş Atilla abi. Demek o yüzden İstanbul'a kaçıp gidiyordu. Başka konuştuğunuz bir şey var mı? Vallahi Mehmet Ali Aybar'ı konuştuk. Kemal Tahir'i konuştuk. Bir de adam çok iyi Osmanlıca metin okuyor, onu gördüm. Ya ben imtihanı unuttum, okula gitmem gerekiyor. Git oğlum, çalıştın mı bari? Yok, girsem yeter. O da komünistler sınıfı alırsa tabii ki. Olmadı sınav başladıktan sonra girerim. Beni kapıda bekler misin? Beklerim tabii kardeşim. Beklerim. Hatta Mustafa'yı arayayım, o götürsün bizi. Daha çabuk gideriz. Sen hazırlan hadi. Tamam.
Mustafa sen bekle bizi burada, ayrılma bir yere. Tamam abi. Hadi sen geç sınıfa, ben buralardayım. Dikkat edin kendine. Mehmet Sıpayı, okulu işgal etmeye mi geldin? Arkadaşların nerede? Benden mi korkuyorsun? Yoksa okulun bizimkiler tarafından ele geçirilmesinden mi? Ne senden ne de arkadaşlarından korkarım. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, sınava. Elimizden. Olacak iş mi bu? Resmen postasını koydu gitti değil mi? Siz ancak adam kovalarsınız. Sen ne taraftasın kızım? Faşist misin, solcu musun? Önce ona bir karar ver. Solcu olmak için birini öldürmem gerekiyorsa solcu değilim. Senin o biri dediğin faşist. Kürdistan'ı sömürge olarak kabul eden sisteme hizmet ediyor. Bırakın bunları ya. Türkiye ne arkadaşlar? Emperyalizmin sömürgesi değil mi? Siz tutmuş Kürdistan'da Türkiye'nin sömürgesi diyorsunuz. Sömürgenin sömürgesi mi olurmuş? Sizin ideolojiniz ve evrensel mücadeleniz etnik bir probleme indirgeniyor arkadaşlar. Farkında değilsiniz. Sonra da çıkmış eğer adam öldürürsek devrim yapmış sayıyorsunuz kendinizi. Bu mu yani, ha? Bence senin kafan biraz karışık. Yo, gayet net. Bir faşisti savunacağım diye bu kadar ideolojik bir tartışmanın içerisine girmesen olmaz yani. Anlamıyorsun değil mi? Hiç kimse dünyaya bir ideolojiyle gelmiyor Mahmut. Doğduğumuzda hangimiz sağcıydık, hangimiz solcuyduk arkadaşlar? O faşist dediğiniz kişiye de böyle baktığınızda devrimi yapmış olursunuz. Diğer türlü sadece katil olursunuz. Haydi arkadaşlar. Elif arkadaşın öz eleştirisini kurtarılmış bölgeleri geri aldığımızda yeniden yaparız. Ben şu köşede inebilirim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Eyvallah. Abi bizimkiler dün okulda Kadir'le takışmış galiba. Hatta tehdit etmişler. Bizimkiler? Okuldaki ülkücüler. Ha bizimkiler oldu bakıyorum. Anladım. Peki yeni mi olmuş oğlum? Niye şimdi söylüyorsun? Abi dün olmuş. Ben önemsiz diye söylemedim. Nerede okuyordu bu Kadir? Eczacılıkta. Çabuk yürü gidelim bakalım hadi. Ne oldu abi şimdi durduk yere? Mahallenin çocuğu oğlum Kadir. Gidip bir bakalım. Yakışık almaz. Okuldan sonra ne yapıyorsun? Bilmem. Bir şeyler yapalım mı? İster misin? Olur. Hadi.
Kusura bakma kardeş. Defol git lan. Kusura bakma dedik ya lan. Bana bak lan it. Git kendi çöplüğünü öt. Anladın mı? Hop hop. Ne dedin farkında mısın? Ne zaman adam oldunuz lan it? Şimdi gidiyoruz. Sonra konuşuruz. Eyvallah. Hadi şimdi diklensene. Diklenirsem ne olur lan? Diklenirsen görürsün ne olacağını. Arkadaşlar gelin, yükücüler kadimi sıkıştırıyorlar. Sen kal orada. Beyler! Tamam, 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 tamam. Açıl, açıl, açıl. Tamam başkan. Tamam arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Kadir, hadi geçin arabaya. Kadir, geçseniz oğlum arabaya. Mustafa, siz gidin. Mehtap'ı da bırakırsınız yolda. Sen gelmiyor musun abi? Yok, ben gelmeyeceğim, hadi. Beyler, Kadir bizim mahallenin çocuğu. Eğer bir sıkıntınız olursa ilk bana gelin. Anlaşıldı mı? Anladık. Bakın arkadaşlar, son zamanda bir sürü olaylar oluyor. Bizim nerede nasıl tepki vereceğimizi iyi bilmemiz gerekir. Biz zaten bu vatan için canımızı seve seve veririz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu yaşanan olaylar, ölümler, gençlik hareketinin ötesinde bir boyut kazanmaya başladı. Sadece o mu? Amerikan emperyalizmi de Sovyet tehdidiyle bizi avucunun içine almaya çalışıyor. Bu topraklar üstünde Çarlık'tan beri işgal planları var. Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Lan oğlum ne bulaşıyorsun lan millete? Sus Mustafa. Hem sen mi söyledin bu faşisti? Ne demek lan o? Mehmet senin abin, abin. Bırak Allah aşkına. O faşistin beni kurtarması doğru olmadı. Lan oğlum nereden çıktı bu faşist maşist lafları? Bana değil aslanım. Git Mehmet abine sor. Sizin zamanınızda da böyle olaylar oluyor muydu? Yok, biz konuşabiliyorduk. Ara sıra kavgalar çıkıyordu ama aslında 6. filonun gelmesiyle işler gerilmeye başladı. Peki abi, herkes bir değil miydi o dönem 6. filoya karşı? Ben öyle biliyordum. Herkes karşıydı. Eylem hep birlikte yapılacaktı. Ama ne olduysa iş solculara kaldı. Peki abi, sen o dönemlerde buralardaydın. Bu Dursun Önkuzu'ya işkence yapan kansızları da bilirsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bilirim. Bilirim de kapandı o hikaye. Dava adamıydı Dursun. Vatan için mücadele etmekten başka gayesi yokmuş. Çok mücadele vermiş. İntikam alınması gereken biri. Mustafa, bak kardeşim. Kanı fıkır fıkır anlıyorum. Ama böyle herkes senin gibi davanın bir köşesinde duracak olursa bizim nefes alacak yerimiz kalmaz. Bu vatana el ekmek tutan adam da lazım oğlum. Mehmet doğru söylüyor Mustafa kardeş. Biz içindeyiz de ne oldu? Her gün soruşturmalar, kovuşturmalar bitmedi gitti. Abi siz mücadele ederken benim durmam yakışık kalır mı? Vatanı sevmek korkutmaz beni. Oğlum sen niye korkacaksın ki? Vatan için yaşamak da ölmek kadar şereflidir. Sen şu çayları tazele hadi. Hadi Mehmet, ye de sonra devam et. Sonra bize açlığın felsefesini yapma. Tamam, dur şu son noktayı koyayım, geliyorum. Buraya gelirken neredeyse her meydanda bombalı pankart asılıydı. Birinde halkın kurtuluşu, birinde halkın sesi, birinde defsol bilmem ne. Bu iş böyle nereye kadar gider ki? Nereye kadar olacak? Amerika müdahalesine kadar. Sen de memlekette ne olsa Amerika'ya yüklüyorsun. Hadi Mehmet.
Evet. Nedir? Vay. Son cümleymiş. Eller silah değil. Kalem tutmalı. Sen bırak şimdi kalemi silah. Ekmeği tut ekmeği. Ellerine sağlık kardeşim. Hadi afiyet olsun. Oh. Benim şeyim nerede? Yürü göçüm. Otur sen. İhsan Başkan. Dursun'un katilleriyle ilgili birkaç dosya buldum. Nereden buldun bunları? Bunlar kolay elde edeceğin şeyler değil. Bizim işimiz bu. Başımızı derde sokacak bir duruma girmedin değil mi Murat? Bu aralar aradığın bela olsun başkan. Her yol belaya çıkıyor zaten. Komünistler yine sokaklara dökülmüş. Buradakilerin hepsi Ankara dışında. Yok. Gelirken göz attım ben. Fikret var. O burada. Sen vur de vuralım başkan. Biz neyi bekliyoruz? Bir durum değerlendirmesi yapalım. Gereken yapılacak. Zaten geç kalınmış bir intikam bu. Başkan neyi değerlendireceğiz daha? İçinde bulunduğumuz durum neyi getirir, neyi götürür bilmiyoruz Murat. Bir istişare edelim. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşist polis. Sağlık kardeşim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Seçkin. Bu yemeğin adını da sen mi uydurdun? Ciddi söylüyorum. Bu yemeğin adı Satuk Burhan yemeği. Nasıl yani Seçkin? Satuk Burhan'la mı bu yemeği yiyormuş? Ne yemesi oğlum? O yapmış bu yemeği. Yapmış yani. Aldınız mı içeri? Yok. Gördüm, buraya girdi anarşist. Anarşist mi? Yok abicim, anarşist ne arasın burada? Kimseyi almadık dedim içeri. İşine bak hadi. Biraz sakinlesin, çıkarsın. Gerek yok.
Seçkin. Kimdi o kız? Fazla tanımam. Ama diğer komiserden farklı. Adını biliyor musun? Elif. Buyurun. Arama var. Buyurun. Burada gördüm komiserim. Buraya girdi o anarşist. Ne işi var anarşistin burada ya? Toparlanın, gidiyoruz. Komiserim, içeri aldılar. Yok, tamam işte, uzun etme, gidiyoruz. Eyvallah komiserim. Abi kolay gelsin. Yemeğini getirdim. Bir tane de muhallebi aldım. Diğerini de kendine mi aldın? Hı hı. Tamam. Hadi sen eve git. Oh, ben akşam gelirken getiririm bunları. Tamam. Tamam. Usta gel, beraber yiyelim. Sen yemeğine bak Mustafa abi, afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Celal abi hayırdır? Sen uğramazdın buralara. Araba lazım Mustafa kardeş. Ne zaman abi? Şimdi. Yoldan bir arkadaş alacağız, oradan bizim eve geçeceğiz. Hadi. Tamam abi, ben götürürüm sizi. Kolay gelsin usta. Usta, ben çıkıyorum. Hayatta ayrılık da var. Rabbim alnımıza ne yazdı bilinmez. Ben dava adamıyım biliyorsun. Senin çalışman da bu yüzden isterim zaten. Olur ya, bana bir şey olursa kızım sana emanet. Benim bir günüm bir günümü tutmuyor be Ayşe. Senin varlığın bana güç veriyor. O yüzden kızıma iyi bak. Hayırdır Celal, bir şey mi oldu? Umay, hadi sen arkadaşlarına bak. Celal, bir şey mi oldu? Bir yere mi gidiyorsun? Takdiri ilahi Ayşe. Ben abdestimi aldım, sen merak etme. Belki kahpe bir kurşun ya da soğuk bir bıçak. Neyse. Sen kendini de üzme. Kızımızı da üzme, tamam mı? Mehmet. Murat bana pek güven vermiyor. Hayırdır? Bir şey mi duydun? Yok yok da... Her şey bizden önce ulaşıyor. Her şeyden bizden önce haberi var. Hemen vuralım, kıralım. Nerede şimdi? Celal'le geleceğiz deyip çıktılar. Dursun Enkuzu'nun faillerinden biri Ankara'daymış. İhsan, sakın bunlar kendi başlarına bu işe kalkışmış olmasın. Sanmam. Bak, buraya bir adres not etmişler. Ben bir gidip baksam iyi olacak. İçime kurt düştü. Bize senin gibi dava adamları lazım Mustafa. Bak, bugün tanışmasaydık hiç tanışamayacaktık. Neyse, bundan sonra ocağa daha sık gider gelirsin, tamam mı? Abi ben gelirim de Mehmet abi gelmemi istemiyor. Bırak oğlum sen Mehmet abini. Ona kalsa ortalıklarda ülkücü kalmayacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Girip içeri bitirsek ya şerefsiz işini. Neyi bekliyoruz burada? Evde mi değil mi bilmiyoruz. Adresi burası da, belki burada yaşamıyordur. Ayıp ediyorsun Celal. Adres güvenilir kaynaktan. Bekleyeceğiz Murat kardeş, bekleyeceğiz. Evdeyse çıkar, değilse gelir. Aa, Mehmet abi. Ne basıyorsun lan konuya, manyak mısın sen? Bütün işi bozacaksın. Siz ne yapıyorsunuz burada kendi kafanıza göre? Mehmet, kardeşim,
Adamı bulmuşuz, daha niye duruyoruz? Ne yani, vaz mı geçelim? Sen karışma lan. Mehmet, ben buraya kadar geldim. Dönmem artık. Hoca, ne anlatıyorsun sen ya? Senin bir karın, bir de çocuğun var. Başkan bu görevi içimizden birine verecek olsaydı bu sen olmazdın. Mustafa, abinleri ocağa götür. Seninle sonra konuşacağız. Planda değişiklik oldu. Yok. Mehmet Sipahi üstlendi görev. Yarın gazetelerde görürsünüz zaten. Kimse bilmese de biz biliyoruz kimin yaptı. Yapamadım başkan. Gören filan mı oldu? Yok. Yok İhsan. Allah affetsin, tam vuracaktım. Çocuğun biri Fikret'e baba diye koşturunca. Katil de olsa intikam almak için bir çocuğu babasız bırakamam ben. Boşa patlattım. Eğer sen o silahı ateşleseydin Mehmet, bundan sonra elin kalem tutmaz, şiir yazamazdın. Doğru olanı yapmışsın sen. Selamun aleyküm Hasan abi. Oo, aleyküm selam Mehmet. Hoş geldin, buyur gel otur. Eyvallah. Vallahi ben de biri gelse de dükkana emanet etsem diyordum. Hayırdır, bir durum mu? Postaneye vuramam lazım Mehmet. Ha. Sen dükkana göz kulak ol artık, tamam? E tamam, hadi sen bak işine. Hadi kal sağlıcakla. Pardon, bir kitap soracaktım. Niyazi Mısri'nin Divanı. Vallahi yok diye biliyorum ama bir bakalım yine de. Çok zor bulunan bir kitap o çünkü. Umarım vardır. Burada değil. Burayı biliyorum. Pardon. Bu aralar sürekli karşılaşıyoruz. Bu kadını tesadüf diyemeyeceğim artık. Çünkü tesadüf değil. Yani bugün karşılaşmamız. Ben Niyazi Mısri'nin kitabını bulmak için neredeyse bütün kitapçıları ve sahafları dolaştım. Ve burası da uğramak durumunda olacağım son birkaç yerden bir tanesi. Maalesef yok. Peki nereden bulabilirim?
Bulabileceğinizi sanmıyorum çünkü ben de çok zor bulmuştum. Sorabilir miyim? Yani neden bu kadar önemli sizin için? Yani siz ve Niyazi Mısri'yi. Neden? Niyazi Mısri'yi okumak için belli bir siyasi düşünceye mi sahip olmak gerekiyor? Yok. Tabii ki hayır. Ben sadece isterseniz ben de kitabı getirebilirim diyecektim. Ha. Yani isterseniz tabii. İsterim. Yani sevinirim. Ben okuduktan sonra geri veririm size. Tabii olur. Yarın yine gelebilir misiniz? Yarın yine bu saatte burada olurum. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Ulan bir günde Mehtap'la beni gezdirsen ya şu arabanla. Hem daha da büyük hale girersin. Faşistlerden de başka binen yok arabaya zaten. Kadir başlama yine, bırak şu ağızları. Tamam oğlum, sen faşist ol, ben komünist. Ne fark eder? Sen ver bir günlüğüne şu arabayı be. Ne zamana? Bugün. Mehtap'la buluşacağım. Oğlum senin okulun yok mu? Bir de sana mı hesap vereceğim Mustafa? İyi, tamam. Kadir! Mahmut Başkan seni çağırıyor. İyi. Konuşursunuz. Ne var oğlum, söylesene. Ne bileyim oğlum ben. İptal dedi, ben de geldim. Gidince anlarsın. Bunların ne işi var lan burada? Ha onlar. Ceketini üstüne ört de başımız belaya girmesin. Kadir yoldaş. Benimle işin ne abi? Mehmet Sipahi. Değerli bir abimizi öldürmek istemiş. Benimle ne ilgisi var? Herkesin dilindesin aslanım. Bunun cevabını sen vereceksin. Faşistlerden dayak yeseydin daha iyiydi. Mehmet Sipahi'yi vuracaksın. Ben bunu yapamam. Laf ağızdan düştü bir kere Kadir. Bu kapıdan çıkarsan... Bir daha Mehtap'ı göremezsin. Karar senin. Umurumda değil başkan. Eşimde kimlerin olduğu beni ilgilendirmiyor. Benim umurumda ama. Birileri peşinde, ben biliyorum. Birileri beni vuracak diye bir yere saklanma. Saklanma diyorum sana. Ne diyorsun peki? Hayatında bir sürü şeyi ertele diyorsun, ötele diyorsun. Bunu benden bekleme. Bir daha hiçbir zaman yapamayabilirsin. Birkaç gün sonra da geç kalabilirim. O yüzden bırak. Ne olacaksa olur. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Bu ülkede her gün biri ölüyorken etrafımdaki insanlardan hiçbirini kaybetmek istemem. Tek kaygım, hepimiz bir hiç yoluna gidersek vatan uğruna canını verecek kimse kalmayacak. Derdim bu. Kim ister mi başkan? Ben de istemem. Ama vatan için, bayrak için canımı sakınmam. Ben kendimi sakınırsam nasıl bakacağım babamın yüzüne? Anamın elini bir daha nasıl öperim? Bu toprak onların da vatanı. Bu komünistler şimdi Erzurum mahallesine mi musallat oldular? Mahallede terör estiriyor Allahsızlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Buyurun oturun. Hayırdır Kürşat, bir sorun mu var? Bize silah lazım başkanım. Bu komünistlerin aklını başına getirmek için bir eylem yapmamız şart. Ne demek silah lazım? Böyle şey olur mu? Davamızı tebliğ etmeden böyle işlere girişmek gibi bir metodumuz yok. Seminer yapıp halkla temas kurdunuz mu? Bu işler seminerle olsa iyi başkan. Mehmet Sipahi Fikret'i vurdu mu? Yok. Ama peşine adamı taktılar. Bence buraydı daha iyiydi. Murat, sen karışma. Bundan sonra siz ikiniz benden habersiz bir işler karıştırırsanız canınızı okurum. Selamun aleyküm. Gel Mehmet. Bu arkadaşlar ülkümüzü yükseltmek için gece kardeşlerimizle toplanacaklar. Sen de seminer vereceksin. Emredersin başkan.
Hadi şimdi gidin hazırlıkları yapın. Nazlı, sana şu bisikleti alayım mı? Şimdi mi? Şimdi değil. Sonra alabilirim ama. Bisikletle muhallebiciye gidebilir miyim? Hayır. İstersen birlikte gidebiliriz. O zaman bisikleti istemiyorum. Neden? Ben muhallebiciye gidemedikten sonra ne yapayım bisikleti? Belki sonra gidebilirsin. Nereden biliyorsun? Hayır. İyi, sen bilirsin. Mustafa, nasılsın? İyiyim Murat abi. İşin var mı? Reis bizi bekliyor. Hemen mi abi? Yani bekletmezsek iyi olur. Tamam abi. Ben Nazlı'yı eve bırakayım. Sonra birlikte gidelim olur mu? Tamam. Tamam abiciğim. Ben seni burada bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben gelmedim de abi için. Benim işim Sevi için. Gönüller dost evi için. Gönüller yapmaya geldim. Ya. İşte böyle Anadolu'yu taş taş karış karış tapulayanlar hep bize sabrı tavsiye edenlerdir. Hoca Ahmet Yesevi, Somuncu Baba, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Mevlana Hazretleri, daha niceleri hep bize sabrı, dayanmayı, çileyi tavsiye etmişler. Gönül gözüyle çevrilmeyecek kalp yoktur arkadaşlar. Bakın, biz bunu 1000 yıldır böyle yapıyoruz ve hep kazandık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Biz sabırla davamızı anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız. Bir gün bakacağız ki halkımız bizi anlamış. Hatta anlamayı bırak. Bizi fersah fersah geçmiş bile. Siz hiç telaş etmeyin. Korkmayınlar. İnanıyorsanız siz üstünsünüz diyor ayet. Şimdi kardeşim bize bir Asr suresi okusun. Biz de o suredeki gibi hep birbirimize sabrı tavsiye edelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Sadekallâhul azîm. Abi ne zaman gelecek bu adamlar? Acele etme aslanım, gelirler. Sen kimseye bahsetmedin değil mi? Abi ben ne olduğunu anlamadım ki, kime ne bahsedeyim? İyi. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi. Seni belalardan korur. Tamam mıyız? Tamamız. Malzemeler bagajda. Hadi aslanım, yürü. Ne oldu? Ocaktan çocuklar geldi. Bursa'da çıkan olaylarda bir arkadaşımız ağır yaralanmış. Ameliyata almışlar. Sıfır grubu RH negatif kana ihtiyaç varmış. Yarısını ben tedarik ettim. Yarısını da arkadaşlar tedarik ettiler. O yüzden benim acilen gitmem lazım. Şimdi onlara para falan lazımdır. Abi senin nöbetin var, ben giderim. Eczayede kalfa kalacak. O zaman İhsan Başkan'a gidelim hadi. Yasin! Yasin, dükkan sana emanet oğlum. Tamam usta. Bursa'ya Mehmet'le beraber gidiyorsun Cemal. Bu aralar burada görünmemesi iyidir. Tamam başkan. Sakın tek bırakma onu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Durum ne başkan? Her şey tamam. Arabayı bekliyoruz. Benim arabayla gitsinler. Tamam o zaman. Hadi Mehmet. Celal'i de al, çıkın yola siz. Ama başkan. Hadi Mehmet kardeş, yol bizi bekler. Celal abi hayırdır, canı sıkkın gibi. Sorma Mehmet ya. Açığa aldılar bizi. Niye? Suçun neymiş? Suçum mu? Vatanı sevmek, ülkücü olmak, derste milliyetçi konuşmak falan filan işte Mehmet. Vay arkadaş. Bu yüzden açığa mı alınmış adam ya? Buyurun gençler. Mehmet Sipahi'yi arıyoruz. Nerede? Siz kimsiniz? Burada görmüşler. Nerede Mehmet Sipahi? Ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Ne yapacaksınız Mehmet Sipahi? Ne
Ahmet abi açıyor. İhsan başkanları. İnşallah vermektedir. Başımız sağ olsun Mehmet kardeşim. Ahmet'i kaybettik. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hayır hayır, siz dönün. Oradaki şehidimizi Bursa'daki ülküdaşlarımız kaldırır. Söylemezsen öldürürüm seni. Söyle lan! Adam öldürmeyi, eczane dağıtmayı yittik mi sandın lan? Bundan sonra bizden birine bir şey olursa senden bilirim. Anladın mı beni? Başın sağ olsun. Sağ olun. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Allah razı olsun sizden. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Mehmet kardeş. Erzurum mahallesinde bir kahveyi taramışlar. Bizimkiler yaptı diyorlar. Abicim bu bisiklet ne kadar? 300. Alacaksan bir şeyler yapabilirim. 300. Ya alacağım ama sonra alacağım. En son ne olur? En son 250 yaparım. 250. 250. Mehmet kardeş, ben bir eve uğrayayım. Tamamdır abicim, kolay gelsin. Mehmet abi! Neredesin oğlum sen? Dün gece aradık, yoksun. Hayırdır abi? Yani ben, Murat abi filan şeydeydik. Neredeydiniz? Bilmem yani, Murat abi vardı, yanında biri vardı. De o istedi. Ben sana uzak duracağım demedim mi? Ne oldu ki abi? Daha ne olacak ulan? Erzurum mahallesinde kahve taranmış. Sen de Murat da ortada yoksun. Yok abi, yok öyle bir şey. Bana bak. Çocuk yok senin karşında. Bir daha o insanların etrafında görmeyeceğim seni. Anladın mı? Anladım abi. Peşinde misin lan sen? Ne ayaksın oğlum sen? Mehmet abiye bir şey olursa seni bilirim o. Anladın mı lan beni? Ha? Başkan yok mu? Yok. Mehmet. Ne oluyor lan? Mehmet. Sen gel bakayım Mehmet. Ya bir sakin ol. Ne oluyor? Yürü ulan yürü. Mehmet bir dur ya. Yürü. Yürü. Mehmet. Yürü. Mehmet. Bir dur. Ya bir dur. Tek kelime edersen bulurum seni şerefsiz. Mehmet. Kimin için çalışıyorsun lan sen? Kimse için çalışmıyorum ben. Murat, ben seninle bok yediğini çok iyi biliyorum. Ben bir şey yapmadım. Yaptın ulan, yaptın. Ya ne yaptıysam davam için yaptım ben be. Ulan ben bu vakte kadar hiç adam öldürmedim. Elimi kana bulamadım, niye biliyor musun? Etrafımda senin gibi bir puştik olmadı. Ulan Fikret'i öldürmek istedin, olmadı. Bir de insanları kullandın. Kahveyi taradın lan, niye ulan niye? Onca masumun günahına girdin, ne hakla? Senin için ülkücülük bu mu? Vatanseverlik bu mu?
Al. Yemin ederim bir daha karşıma çıkarsan. Ya sen beni, ya ben seni. Şimdi siktir git. Eline, yüreğine sağlık kızım. Vallahi adam ettim buraları. Ama yeter artık, yeter hadi. Seni de bekleyen olur, vakit hayli geç oldu. Hadi bakayım. Mehmet bugün gelmez artık değil mi? Gelirse evvela ben çekeceğim kulaklarını. Yarın asker edeceğim burada. Yani kesin gelir ha? Mehmet bir söz verdi mi muhakkak gelir. Bugün olmazsa yarın gelir. Sen hiç merak etme, tamam? Hadi bakalım. Her gün her şeyi ertelemek zorunda kalıyoruz. Ya da olaylar öyle gerçekleşiyor. Kaderimiz desek nasıl olur? Amenna. Sonucu değiştirmez ki. Ya nereden çıktı oğlum bu? Ya kardeşim nasıl yaşıyorsan öyle ölüyorsun işte. Aman be Mehmet. Doğarken kim vardı ki yanımızda anamızdan başka? Varsın ölürken de olmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa. Gel kardeşim otur. Sağ ol abi ben yedim. Oturalım bir çay iç. Geç otur ben çayını getireyim. Hayırdır Mustafa ne var? Sorma abi. Benim biraz işim var. Kadir. Abi senin peşinde. İnsan insana yük değil be Mustafa. Can da bu bedene yük değil. Hayırdır Kadir kardeş? Benim peşimdeymişsin. Buyur. Nedir derdin? Benim seninle bir derdim yok. Başkaları istediği için buradasın değil mi? Hayır. Al oğlum, al. Al. Eğer Mehmet abim vurulunca bu vatan kurtulacaksa çek vur. Ha yatakta ha kurşunla. Ha yağlı urganla. Biz zaten bu vatana canımızı sadaka olarak vermişiz. Birimiz gider, binimiz geliriz. Senden ülkücü olmanı beklemiyorum. Biliyorum bu vatanı en az benim kadar seviyorsun. Ama vatan elden gidiyor Kadir. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Vatan olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan bir bok olmaz Kadir. Ben senin yerinde olsam kimseye bırakmaz, çeker vurdu. Birileri sana katil der, birileri kahraman ilan eder. Senin bileceğin iş. Ama şunu unutma, o silah başkası değil. Seni istediğin zaman patlar. Herhalde değil mi Aslan abi?
Gelir kızım, gelir. Merak etme sen. Hastanın yakını siz misiniz? Yaralının yakını siz misiniz? Birkaç günde kan lazım. Sizin kan grubunuz uygun mu acaba? Bilmiyorum. Durum nasıl doktor? Kritik. Biraz sabretmen lazım. Ama düşeceğim bak şimdi. Merak etme, tutuyorum ben seni. Hazır mısın? Evet. Bu benim mi? Evet, senin. Niye bu kadar para harcadın bisiklete? Aman olsun. Hayırdır inşallah. Mustafa Yılmaz burada mı? Evet, benim oğlum. Buyurun benim. Bizim emniyete kadar geliyorsunuz. Durun. Durun, nereye götürüyorsunuz oğlumu? Bir şey yapmaz ki o. Karıncayı bile incitmez. Vardır bir suçu. Alın dediler, alıyoruz. Ne olur götürmeyin oğlumu. Suçsuz o, masum. Mustafa hiçbir şey yapmadı. Ne olur. Beni de götürün. Kadir. Ben vurmadım. Mehmet Sipahi ben öldürmedim. Ben yapmadım. Mehmet Sipahi öldü mü? Oğlum cevap versene lan! Ben bulmadım. Bırakın. Hayır. Mustafa! Oğlum! Hayır! Hayır, götürmeyin oğlumu! Hayır! Hayır! Sipahi diyor kodumu yavşağıya. Oğlum. Öldü. Ne yapacaksın sen ya? Kahveyi anlatsın. 7 kişiyi öldürdün oğlum. Abi ne kahvesi, ne 7 kişisi? Ne yapıyorsun lan? Ben polisim. Sen de katilsin yavşak. Ben kimseyi öldürmedim. Ben vurmadım Mehmet Sipahi'yi. Kim vurdu peki? Bilmiyorum. Ben mi vurdum lan o zaman adamı? Yavşa! Günlerce adamın izini sürmüşsün. Mahmut dedi komiserim git izle diye. Kadir'i okuldan tanırım. Mehmet Sipahi de mahallesinden herhalde. İkisinin arasındaki husumetten bir bilgim yok. Hem birini öldürecek olsam emir vermez, kendim yaparım. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. Kahvenin tarandığı gün. Olay günü yani. Sen neredeydin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. İyi
Hatırlatırım o zaman sana. Olay sabah Mustafa yanıma geldi. Kahvenin adresini sordu bana. Ben de tarif ettim. Yani nereden bilirim ki ben gidip de kahveyi tarayacak? Yani böyle olacağını bilsem engel olurdum komiserim. Sonra gördün mü Mustafa'yı hiç? Görmedim komiserim. Uyan gözüm, aç durma, yalvar güzel Allah'a. Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah'a. Her geceyi kaim ol, her gündüzü saim ol. Hem zikriyle daim ol. Yalvar güzel Allah'a. Bir gün bu gözün görmez, hem kulağın işitmez. Bu fırsat ele girmez, yalvar güzel Allah'a. Aslı ganimet bil, her saati nimet bil. Gizlice ibadet kıl, yalvar güzel Allah'a. Ömrünü hiçe sayma, kendine oda yakma. Her şamu seher yatma, yalvar güzel Allah'a. Ey nice yatursun, dur, olma bu safadan, dur. Bahr-ı Kerem'i boldur, yalvar güzel Allah'a. Her vakti seherde bir lütfu gelir Allah'ın. Ol vakt uyanır kalbin, yalvar güzel Allah'a. Allah'ın adını yad et, can ile dili şad et. Bülbül gibi feryat et, yalvar güzel Allah'a. Gel imdi niyaziyle Allah'a niyaz eyle. Hacatı dıraz eyle, yalvar güzel Allah'a. Eylem Planı 3. Gençliğin depolitizasyonu. Gençlik zararlı örgütlerin elinden kurtarılmalıdır. Gençliği siyasi çıkarları için araç görenler bu enerji kaynağından yararlanmaktadırlar. Gençliğin siyasetten uzaklaştırılması ve depolitize edilmesi gerekir. Bunun için iki araç vardır. Spor, seks. Bu iki alanı birbirine iliştirmek için iki adet dergi çıkarılmalıdır. Bu dergilerin adı Erkeksi ve Bravo olacaktır. Bu dergileri özellikle 68 kuşağından gençleri toparlayacak olan bir gazeteci yönetecektir. Taşın altından Murat çıkıyor, kendisi yok ortalıkta. Başkan, ben sordum soruşturdum. Yurt dışına kaçmış, öyle diyorlar. Anlaşılan önceden almış haberi. Dediklerine göre komünist Mahmut da kaçmış. Kaçarların yerine de masumlar yatıyor. Diyorum ben size, ihtilal geliyor. Ondan kaçmıştır. Allah korusun seçkin. Ordu yönetimi el koyarsa... Hoş geldin Nuri. Uzun zamandır göremiyoruz seni. Hayırdır? Hangi rüzgar attı? Bayağıdır vilayetler konağının girip çıkanı belli değil.
Sana bir şey getirdim. Bir toplantı vardı bizim misafirhanede. Askerler, generaller filan. Bir kısım kağıtları yakmışlar, yırtmışlar. Bu sağlamdı. Belki işe yarar diye getirdim. Aziz yurttaşlarım, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. 12 Eylül 980 öncesinde ülkemizin içinde bulunduğu ne olacaktı memleketin çok tehlikeli durum hala hepimizin gözleri önünde durmakta ve bütün tazeliğiyle hafızalarımızda yaşamaktadır. Seneler ve senelerce bu fevkalade acı günlerin içinde aşkın kime yar olur? Daim işi zar olur. Dinmez gözünün yaşı. Yanar içi nar olur. Sevdayı zülfün kimin takılsa gerdanına, Mansur gibi akıbet yolunda derdar olur. Leyla'ya aşkın senin her kimi mecnun eder. Firkat oduna yanıp her gece bimar olur. Varlık cibalin kesip dost iline yol eder. Ferhatli'nin gözünün yaşları pınar olur. Şol İbrahim Ethem'i derviş eden aşkındır. Derdine düşen şahın tahtı tarumar olur. Ben de ağrı terk edip girdim bu dervişliğe. Her kimsenin aşkına düştüyse bir ağır olur. Geçmiş olsun Mehmet. Oo, başkan, hoş geldin. Nasıl oldun? İyi. Daha iyi. Gitmemiz lazım Mehmet. Hayırdır? Nereye? Ben de bilmiyorum nereye gideceğimizi. Elif. Ya bir daha hiç göremezsem? Eğer şimdi gitmezsek bir daha hiç göremeyebilirsin. Kavuşamazsan aşkın olur. Kavuşursan ikinizin vuslatı olur. Bak ne buldum. Eylem planı 3. İlk ikisi nerede? Bunları yaşadık. Vay be. İnandıklarımız için mücadele ederken düşüncelerimizi kafese tıktılar desene. Maalesef. İhtilali yapanlarla ondan yararlananlar arasındayız. Toparlan, hadi gidiyoruz. Müzik
kasayı nereye aldınız acaba? Biriyle beraber çıktılar hanımefendi. Bahçeli'de oturuyorduk. Mitçilerle polis baskın yaptı. Öyle pazarlık yapıp vermedik sana. Hatırlıyor musun? Ben yine teslim olmanı istemiyorum. Ne zaman çıkacağı hep düşün. Ben çıkarsam arkadaşlar ne der? Yahu ne diyecekler? Herkes hak verecek. Hayır. Benim çıkmam olmaz. Bütün arkadaşlar tutuklanıp yatarken benim kaçıp kurtulmam yakışık almaz. Ülkemi terk edemem. Hem terk edersem hiç bilmediğim cinayetler üstüme kalır. Zaten şimdiden yok Bahçeli Evler, yok Erzurum Mahallesi'ndeki kahve. Sen biliyorsun. Bizim köyde Palanga diye bir yer vardı. Böyle köyün dışında dağlık bir yer. Oradan bakınca da yıldızlar aynı böyleydi. İri şehla gözler gibi yakındılar. Sen Elmalı'ya gelmiştin. Bizim de köyün arkasında bir dağ var ya. Ben de oraya çıkardım. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesine dolaşırdım. Bir de çeşme başı arardım. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokularına karışıp ruhumu dinlerdim. Zikre dalmış her şey. Şiir gibi konuştum be başkan. Bir şair sen misin? Benim de şiir defterim var. Biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Vardı da niye hiç dergide basmadık? Ama acemice şeyler. Öyle ele güne çıkacak şeyler değil. Burası güzelmiş. Bizi buraya gömseler olmaz mı acaba? Allah bilir. Niyazi Mısri'yi Limni'ye sürgüne göndermişler. Baba orada kendine bir mezar yeri beğenmiş. Sonra tabii işte Bursa'ydı, Uşak'tı, Malatya falan derken öldü vakit oraya görmüşler. Burası bize metfen olacaktır dediği yere. Allah. Hadi kalk, namazımızı kılalım. Allah. Evet. Thank you.
Gir. Vay. Sonunda ortaya çıktı kaçaklar. Arayın üstlerini. Sonra kafese götürün bu yavşakları. Herhalde bırakırlar bizi Mehmet. Kimse bir şey demediğine göre suç isnat edecekleri bir şey yok. Bir hastalığı mı var acaba? Sen benimle geliyorsun. Müftüs var. Sen de burada durmasan iyi olur. Anlat bakalım. Ne işler çevirdiniz lan gizli gizli? He? Taceddin dergahında dua ettik. Demek ki duan kabul olmamış. Bak, bela karşında duruyor. Ben zaten kendim için etmedim. Sizin için dua ettim. Davul boynunuzda ama tokmağı başkasının elinde. Lan. Orospu çocuğu, memleketin ağzına sıçtınız lan. Ben senin ağzına sıçmışım çok mu? Göstereceğim sana. Tokmak kimin elinde? Alın lan bunu Filistin askısına. Bırakın lan karımı. Bu çocukları. Yapsınlar. Bırakın lan karımı. Bırak. Sizin İhsan Başkan herkese dua etmiş. Ama senin karıyı unutmuş. Biraz adam olsa mı tanırdın? Karşında liseli yok. Devletin koskoca memuru var. Neyse. Sen o ifadendeki cinayetleri işledin mi, işlemedin mi? İşlemedim. İşlemedim diyorum! Peki, o silahın evde ne işi vardı? Kendimizi korumak için mi? Kendinizi korumak. Bakalım senin karıyı da koruyabilecek mi? Götürün kadını içeri. Soyun. Lan oğlum. Çekil! Ne istedin lan kadın? Konuşma! İhsan Başkan. Şimdi konuşacak mısın? Yoksa ben mi konuşturayım? Söyleyecek bir şeyim yok. Aç avuçlarını. Aç! Allah!
Sipahi Karaca Adıyaman komutanım. Alamadım asker. Mehmet Sipahi Karaca Adıyaman komutanım. Uzaklara dedi. Soracaklarıma ya adam gibi cevap verirsin ya da seni arkadaşlara geri veririm. İhtilalden sonra neredeydin? Kim sakladı seni? Nereye saklandın? Anlat lan! Anıtkabir'e saklandım. Bak İhsan, seni son kez ikaz ediyorum. Ya sorduklarıma adam gibi cevap verirsin? İfadende başka şeyler yazıyor. Ne ifadesi lan? İşkenceden fırsat mı vardı? Alın bunu. Bu köpek abla nasıl nereden geldi? Bendim. Uzat elini. Kaç zaman oldu kızım? Belli ki Mehmet gelemeyecek bir yerde. Unuttun mu Hasan abi? Sen söylemiştin. Mehmet verdiği sözü tutar. Ya gelmezse? Gelmediğini bilirim. Ama beklemez giderse ne geldiğini bilirim. Ne gelmediğini. İhtilal herkese bir taraflara sabırdı. Keşke nerede nasıl olduğunu soracak biri olsaydı. Keşke. Hanginiz Mehmet Sipahi? Ben. Gel benimle.
Demek düzeni değiştireceksiniz ha? Düzeni değil, çağı değiştirmek istiyoruz. Celal'i tanıyor musun? Tanırım. Hem mahalleden hem dernekten. Bak buradaki dosyalarda her şey yazıyor. İtiraf et, serbest kal. Benden itirafçı mı olmamı istiyorsunuz? Eğer konuşursan arada bir gelir misafirimiz olur, çayımızı içersin. Benim itiraf edecek hiçbir şeyim yok. Tek endişem vatanım. Eğer bu konuda kaygılarınız varsa konuşabiliriz. Götürebilirsiniz. Mustafa. Oğlum. Şükür seni bana kavuşturan Allah. Seni çok özlemiş. Sana bir şeyler getirdim. Sonra verirler. Nazlı. Seni bekliyor. Abi gel. Gel şöyle dinlen biraz gel. Gel gel gel. Ben sana ne dedim? Abi ben bir şey yapmadım. Of Mustafa. Bulaşma girme şu işlere demedim mi? Mehmet abi benim hiçbir suçum yok. Ne işin var oğlum o zaman burada? Murat yaktı beni. Erzurum mahallesindeki kahvenin taranmasını benim üzerime yıktılar. Kimse bir şey yapmaz sana. Kadir. Uyu oğlum. Ben buradayım. Abi. Abi yaptıklarına için sağ ol. Ne yaptım ki aslanım? Sayın da dışarı çıkıyorum abi. Zaten suçsuzdun Kadir. Yasak demedik mi kaç kere? Oh! Vurma! 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 Vurma!
Ayşe yengeyi sürgüne göndermişler Celal. Kim bilir içinde ne yangınlar var. Hepimizi yakar kavurur be Mehmet. Sizce biz buradan çıkabilecek miyiz? Çıksak ne olur? Hiç kimse, hiçbir şey bıraktığımız yerde değildir artık. Bir umut doğusu yok mu yani? Bilmem. Var mıdır ki? Kim yaptı lan bunu? Kim dokundu lan bu çocuğa? Görmediniz mi ulan çocuk burada bu halde? Kim ne yaptı bu çocuğa? Ha dayı görmediniz mi? Ya çocuk yerde yatıyor nasıl görmediniz? Ne oldu lan bu çocuğa? Bela mısın nesin lan? Bayılmış düşmüştür. Böyle bayılmak mı olur ulan? Çocuk zor nefes alıyor. Ulan bana bak. Kim ne yaptı lan bu çocuğa? Ulan anlatsın lan. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört.
adalet üstüne. Ayazda kaldı hürriyet, iki üç dört iki üç dört. Ayazda kaldı hürriyet, bir iki üç dört bir iki. Bizim mahallede bir Mehmet abi vardı. Sonra koğuş arkadaşı oldum onunla. Niyazi Mısır'dan şiirler okurdu. Sen hiç okudun mu? Ya. Aa gel bir de buraya bakalım, belki buluruz. Oo gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bir yazar arıyorduk da, Niyazi Mısır'ı. Herhangi bir kitap olabilir. Sizde bulunur mu? Maalesef. Yani yok. Ama siz sık sık uğrayın. Mutlaka bir tane gelir. Tamam. İyi günler. Mustafa. Mustafa. Mehmet abi. Kalemimi kırmışlar. Aşağılar da onlar demiş. Hakkımda karar verildi. Babam öldüğünde annem artık gelmeyecek.
Ama bir gün biz onun yanına gideceğiz zaten. Abi anneme söyle. Ben artık babamın yanında olacağım. Nazlı da öyle bilsin. Annem Nazlı'ya aldığım bisikleti sattığını söyledi. Hepsini bana harcamış. Yokluğumda anneme, kız kardeşime sahip çık abi. Bir de olur da paran olursa Nazlı'ya bir bisiklet al. Tamam Mustafa. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Mehmet abi. Allah'a emanet ol. Sen de kardeşim. Sen de. Oh,
Resul, tuve Resul, tuve Resul, tuve Resul. Artık babanın yanında. Onlar hiçbir zaman gelmeyecek. Ama biz günü geldiğinde onların yanına gideceğiz. Ne zaman? Bilmem. Ne bakıyorsun güzellik? Bu bisiklet senin. Nasılsınız? Nasıl olayım? Her gün daha ilk günmüş gibi. Mustafa sanki yeni aramızdan ayrılmış. Yarım yok artık. Bizim onu özlediğimiz kadar eminim o da sizi özlüyordur. Evini, odasını, sizi anne diyebilmeyi, yemeklerinizi, kardeşini. O da burada olmayı çok isterdi. Sırf size ağlama diyebilmek için. Gözyaşlarınızı silebilmek için. Sarılmak için. Siz evladınızı kaybettiniz. Ben kardeşim. Siz hiç merak etmeyin. Bir gün biz onun yanına gideceğiz. Mehmet abi. Abi ne yaptı? Nasıl kadın? İyidir abi. Bak. Safları dolaşırken ne buldum? Niyazi Mısri Divanı. İçinde de ismin yazıyor.